Ferdi Polat YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2,5 ay önce 2021 yılının ilk yarım aşısı diye bir aşı yapmıştık. Kanalımda paylaşmıştım. Abi, yorumlarda soran arkadaşlar oldu aşının son durumu nedir diye. Bugün hem aşıya bakacağız hem de aşının bakımlarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakımlarına geçelim, ne yapacağız, neler yapacağız hepsini anlatacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar şimdi aşılarımızı kontrol edelim. Bakın, bu sizinle paylaştığım, yapımını paylaştığım aşı. Bir tanesi bu gayet büyük bir şekilde şuradan patladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, gelişimi çok güzel. Şöyle yukarı kadar bakın, bayağı büyüdü. Şimdi ben bunun dibine kırılmasın diye arkadaşlar bir tane ahşap bağladım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buradan bir tane ahşap bağladım. Şöyle yukarı kadar. Tam aşının hizasında. Bir tane de şu yukarıdaki yaptığımız aşıya bağladım arkadaşlar. Yani bağladığınız açı da önemli. Yani bu birazdan bezle bağlayacağım arkadaşlar buraya. Bağladığımda gerdirmeyecek açı da olması lazım. Ona göre çubuğu ayarlamanız lazım ki çektirdiğinizde alttan tık diye kırılıp atabilir sürgün. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi diğer aşılar da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu yaş hala patlamadı ama. Bunun yukarısı biraz kuru gibi ama altı yaş, o da hala patlamadı. Bu taraftaki şuradan patlamak üzere arkadaşlar. O da şurada gözleri bakın. Şurada hemen hemen patlamak üzere. Yaş yani. Dördü de şu an çubukların yaş arkadaşlar. Sadece bir tanesi çok güzel büyüdü, patladı. Diğerlerinde hala bekliyorlar. Ağaç da tam uyanmadı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yani yarısı, ağacın yarısı uyandı, yarısı uyanmadı. Ağaçla birlikte bu gözlerinde patlayacağına inanıyorum ben. Yani dördü de yaş şu an. Ama bir tanesi gayet şu an güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boyunu ne kadar büyüdü. Yani yarım metreden fazla büyüdü şu an aşı. Arkadaşlar şurada da erik aşıladık buna. Kayısı ağacına. Biliyorsunuz kayısı ağacımızda. Erik çok güzel. Şu an patladı. Görüyorsunuz. Gelişimi çok güzel. Gayet neşeli bir şekilde gidiyor. Alttaki kalem, o alttaki kurumuş arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Muhtemelen kuru gibi geldi bize. Çok da karıştırmak istemiyorum. Çünkü aşı şu an çok hassas arkadaşlar. Çok oynamamak lazım. Daha şu an tam kaynama olmadı yani. Biraz daha zaman geçecek. 2-3 ay sonra. İnşallah daha sağlıklı olacaklar. Şimdi şurada da gene iki aşımız var. Bunlar tutmadı. Arkadaşlar bunların neden tutmadığını da size şöyle açıklayayım. Bu aşıyı daha sonradan yaptık biz. Yani bayağı 15-20 gün sonra yaptık bu dala. Başka bir şey aşılayalım diye. Zaman işte bu yüzden çok önemli. Aşının zamanını geçirdiğiniz zaman aynı işlemleri yapsanız arkadaşlar aşı tutmuyor. Bakın görüldüğü gibi. Sonradan yapılan aşı tutmadı. Buralar kurumuş. Yani bu olmayacak. Biraz şu hafiften aşağıları yaş gibi ama bunların ucu kurumuş. Altlar da muhtemelen bana kuru gibi geldi. Yani bilmiyorum, ümidim yok açıkçası. Gene aynı zamanda şuraya yapmıştık. Bu da erikte bir yaptık arkadaşlar bunu. Bunun da hala yaş arkadaşlar. İkisi de yaş. Yani kuru değil. O patlayabilir. Ondan ümitliyiz. Ama en son yaptığımız tutmadı arkadaşlar. Yukarıda da bu sizinle paylaştığım aşıyla birlikte aynı gün yaptık onu arkadaşlar. Bakın. O da yarım metreden fazla şu an. Onu da yaklaştırayım, bir göstereyim size bir saniye. Arkadaşlar yüksekte olduğu için tam aşıyı yakalayamıyorum. Açıyı yakalayamıyorum ama şöyle göstereyim. Bakın sürgünü. Gayet başarılı. Çok güzel. Şimdi ben birazdan onları bağlayacağım arkadaşlar. Bağlarken de çekeceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi aşıyı biraz önce göstermiştim. Bunu sabitlemiştik buraya iple. Şimdi aşıyı sabitleyeceğim. Bakın
kalın kumaş kullanıyorum. Bu yeşil ipten yapsam keser arkadaşlar. Bakın şurada bağlamak için kullandığım yeşil ip vardı. Kumaştan yapıyorum, kalın kumaştan. Şimdi buradaki kazı anlatmıştım, ona göre ayarlamıştım. Tam bağlanacak şekilde. Bakın buradan çok hafif. Hiç asıldırmıyorum arkadaşlar. Asılırsam çıt diye kırılır. Bakın aşağıdan da bağlamıyorum. Bak buradan aşağıdan bağlasam bu tarafı çektirir arkadaşlar. Anında kırılır aşı. Geçen yıl bir tane aşımı çok hafiften bağlarken kırılmıştı. Limon aşım. Oradan da tecrübeliyim. Bakın çok da sıkmıyorum arkadaşlar. Arada boşluk var. Yani buradaki maksat hafif bir şekilde bağlıyorum şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın arada boşluk var. Çünkü aşı kalınlaşacak. Arada bir kontrol edeceğim tabii gene ama. Bakın buradaki maksat buradan rüzgar geldiğinde bu tarafa ittirmesin. Sağa sola ittirmesin diye. Şimdi bir tane de yukarıdan bağlayayım. Çünkü gittikçe arkadaşlar bu aşı büyüyecek. Sadece böyle kalmayacak. Büyüdükçe de bu sefer baskı oluşacak. Rüzgar ittirdiği anda direkt aşağıdan çıt diye kırılır arkadaşlar. Çünkü daha çok narin. Bakın gayet sıkmadan. Arada boşluk bırakıyorum. Ağaç zorlamasın diye. Şu an gayet sağlam oldu. Rüzgar bunu ne kadar ittirse de arkadaşlar bu tutacaktır bunu. Şimdi bunu da bağlayacağım arkadaşlar. Hemen içine alayım, devam edeyim. Arkadaşlar şimdi birinci aşımızı bağladık. Şimdi şuradaki dipten çıkan bunları da alıyorum arkadaşlar artık. Ağacın sonuçta gücünü alıyorlar. Diğerlerini zaten almıştım. Şurada. Eriye bağlamamıza gerek yok arkadaşlar. Şu an için dallar sabit, her taraftan dal veriyoruz. Bir tane sürgünü yok. Eğer ki çok o da büyürse sağa sola doğru, onu da bir tane yandan çubuk yapıp onu da bağlayabiliriz. Arkadaşlar bir de size şeyi göstermek istiyorum. Daha önce göğüs taşı atmıştım. Biliyorsunuz onun da bir videosu var. Onu da göstereyim size şimdi yosunların nasıl olduğunu. Sonra diğer aşımı bağlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yosunlar göğüs taşını attıktan sonra hepsi kurudu. Pembeleşmiş. Şöyle göstereyim, daha net gösterirsin. Bakın pembe pembe olmuş. Kurumuşlar. İşte yani ağacın bütün öz suyunu emiyordu arkadaşlar bunlar. Bakın hepsi göğüs taşını attıktan sonra üzerinde kireç yaptık. Hepsi kurudu arkadaşlar. Yani bu da önemli, işte ağacın bakımını yapmak lazım. Yani bakım yapmazsanız mesela aşı tutsa bile ya da ağacın kendisi gelişmedikten sonra aşıya bakamaz arkadaşlar. Yani bunlar önemli. Bunları da yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce bir ilk aşımızın iplerini bağladık. Lakin biraz önce söylemeyi unuttum. Şimdi bu aşımızın bakımını yaparken aranızda merak edip soranlar olabilir. Bu naylonu ne zaman çıkaracağız diye. Naylonu ve ilk ipleri, siyah ipleri. Arkadaşlar bu naylonu ve siyah ipi ellemiyoruz. Çünkü hala orası ağaç kabuk bağlamadı arkadaşlar. Yani orayı, buraya ağaç büyüdükçe burası kalınlaşacak. İçe doğru kabuk açacak arkadaşlar. Kapatacak orayı bir nevi. Onun için şimdilik buraya hava aldırmıyoruz. Ellemiyoruz. En azından kışa kadar, hatta önümüzdeki bahara kadar ellemiyoruz arkadaşlar bunu. Önümüzdeki yıl inşallah aşımız iyice gürbüzleştiğinde bunları da çıkaracağız. Ağacımızı rahatlatmış olacağız. Arkadaşlar şimdi yukarıdaki aşıyı bağlayacağım. Bakın şurada bu taraftan sürgün atmış. Gayet güzel maşallah. Şimdi bunda çok fazla zorlamadan arkadaşlar, çünkü çok hassas oluyor bunlar. Aşıcı arkadaşlar iyi bilir. Sadece ben bunu buraya sabitlemek için bağlıyorum. Hiçbir şekilde fazla çektirmeyeceğim arkadaşlar. Bakın bu kadar. Fazla çektirirsem kırılır. Çok dikkatli olmak lazım. Buradan bağladım. Bir de yukarıdan bağlayayım. Evet. Yukarıdan da çok fazla sıkmadan hafif buradan pay bırakıyorum. Yukarı doğru hem uzayacak hem kalınlaşacak arkadaşlar. Bakın gayet sabitledim bunu.
rüzgara karşı buradan sağdan sol. Bu taraftan zaten arkadaşlar rüzgar esse de çok önemli değil. Bu taraftan eserse tam terse geliyor bakın. Sürgün yerine arkaya doğru ittirdiği zaman çok sıkıntı olacaktır. Şu an sabitledik, güzel oldu. Aşılarımızı kontrol ettik arkadaşlar. Bu aşıyı nasıl yaptığımızın videosunu daha önce atmıştım. Videonun sonundaki açılan pencereden tıklayarak aşının nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz, izlemeyen arkadaşlar için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.